İsim deme. Ay isimle ilgili öyle bir sıkıntı yaşadık, öyle bir dert geldi ki başımıza. Şimdi biz Damla Su olarak ismini karar vermiştik. Benim aklıma geldi bak, Allah'tan içime mi doğdu ne oldu? Soyadımız da bizim Akar. Damla Su Akar. Instagram'a girdim. Alınmış isim. Ay iki R ile yazıyorum hani Akar, o da alınmış. Alt çizgi koyuyorum, o da alınmış. Ay var ya, ben bir şoka girdim. Hemen ertesi günü başladık isim alternatiflerine bakmaya. İsmi buluyoruz, beğeniyoruz. Giriyorum, Facebook'ta alınmış. Giriyorum, Instagram'da alınmış. Twitter'da alınmış. Allah'ım ya Rabbim, yani 3 platformda da boş isim bulamadık. Bilmiyorum yani, arıyoruz hala. Ben çocuğunu da istemiyorum böyle Facebook, Instagram adresinin Damlası 2018 falan şeklinde olmasını. Kendini ifade edecek yarın öbür gün. Ben doğduktan sonra keza resimler paylaşacağım, onu etiketleyeceğim. Ki onun hesabından ben resim paylaşmayı planlıyorum. Hani teyze hoşlarım günaydın, bugün yemek yemeyi öğrendim, çişimi yaptım bugün falan. Hep Instagram'ından, Facebook'undan paylaşırız diye düşünüyoruz. Yani ben düşünüyorum en azından. Ben Instagram genel merkezine kadar yazdım. Hani birazcık daha para versek, hani premium'a falan yükseltsek üyeliği, başka kullanıcının adını parayla geri alabiliyor muyuz falan diye sordum. What the fuck diye böyle soru işaretleri mail yazmış bana adam geri. Yani ne demek istediğini anlayamadım. O beni anlayamadı muhtemelen, çünkü onların analığıyla bizim analığımız da bir değil. Ya ben öyle Instagram isimleri görüyorum ki bütün sesli harfler gitmiş, sadece sessiz harfler var. Biriyle tanışıyorsun yarın öbür gün. Aa Instagram'da var mısın falan. E tabii ki de varım diyecek. İsmin ne? Anlaşılmıyor çünkü hiçbir sesli harfi yok. Ben böyle bir şeye izin vermem. O yüzden hepsini planlıyorum. Sıkıntı yok bebişim. Aa bak 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 bak, tekme diyor, görüyor musun? Annem çok sıkılıyor. Bu mevzudan inanılmaz müzdarip. Ne zaman bunu konuşsak hep tekme atıyor falan. Anneciğim üzülme. Senin annen benim. Her şey çok güzel olacak. Ben sana 0 kilometre isim bulacağım. Kimselerin almadığı ismi ben sana bulacağım. Sen dert etme anneciğim. Para bizde, pul bizde. Instagram hesabımı ben bulamayacağım çocuğuma. Hiç dert etme. İsim sıkıntısı dışında keyfimiz çok yerinde. İşte dadıları hazır, odası hazır. Her şeyi hazır, işi hazır, gücü hazır. Kocası bile hazır yani. Birkaç tane böyle bizimle cemiyet hayatında benzer kültür seviyelerinde arkadaşlarımız var. Onlar da hamile. İşte onların çocuklarıyla falan diyorum. Hani tabii ki. Haşa bize düşmez buna karar vermek ama hani en azından çocuğun elinde seçenek bulunsun falan şeklinde. Yani her şeyi hazırladım. Bir de diyorlar ki analar tahtını yaparmış, bahtını değil. Beni tanımamışlar. Ben yaparım. Ben bahtını da yaparım, tahtını da yaparım. Her şeyini yaparım onun. Çünkü düşünüyorum, planlıyorum. Öyle kafama göre hamile kalmadım. Kafama göre doğurmuyorum. Her şey güzel olacak inşallah. Bakalım. Kısmet.